Pandemi dönemiyle beraber insanlarda boş zaman değerlendirme ve bu boş zamanı da farklı şekillerde çeşitlendirme alışkanlıkları daha fazla ortaya çıktı. Bu alışkanlığı bizim hayatımıza türetici isimli yeni bir kavramı getirdi. Türetici aslında postmodern bir tabir. Yani tüketici ve üretici kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkan bir kelime. Türetici şu, kişi evinde ya da işte iş yerinde atıl bulunan bir ürünü tamir edip onu tekrardan günlük kullanmaya kazandırması veya evinde yine kullanılmayan başka bir ürünü alıp farklı bir amaçla da kullanması temelde ilke buydu. Fakat zaman içerisinde bu ekonomik bir boyut kazandı. Neden ekonomik bir boyut kazandı? Çünkü insanlar tasarruf eğilimi göstermeye başladılar. Yani kullanılmayan bir ürünü tekrar kullanılmaya başlamasıyla beraber ekonomik bir boyut olarak yani oldu insanları tasarrufa iten bir etkin olarak karşımıza geldi. Ancak tabii sadece tasarruf boyutu yok burada. Diğer taraftan da işte doğaya daha az zarar verebilmek için, işte doğanın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için yeni ürün almaktansa eldeki mevcut ürünü çeşitlendirip ya da tamir edip kullanma alışkanlığı ortaya çıktı. Ve bu aslına bakarsak bir ticari bir faaliyetle yürütülen bir çalışma değil. Bu bir kobicilik de değil, bu bir işletme de değil. Bu tamamen insanların ilk etapta dediğim gibi boş zaman değerlendirme alışkanlıkları ortaya çıkıyor. Zaman içerisinde ekonomik bir boyut kazanıyor. Çünkü yeni bir ürün üretilirken çeşitli ham maddelerden, çeşitli insan gücünden istifade ediliyor. Ve bu istifade edilen üretim faktörlerini minimize ederek doğayı daha sürdürülebilir bir hale ya da başka bir ifadeyle gelecek nesillere daha güzel, daha sağlıklı bir toplum bırakma gibi gayeleri oluyor.